Bugün sevgili izleyenlerimize neler yapacaksınız? Bir malzemelerimizi ve şeyi tanıtabilir miyiz acaba? Tabii ki. Öncelikle teknemiz, bizim tekne dediğimiz, Ebru sanatında kullandığımız malzemelerin hası olan gerçekten de teknemizi kullanıyoruz. İçerisinde kerajin dediğimiz, eskiden geven bitkisinden elde edilen fakat yeni yeni kerajin diyerekten toz halinde satılan ürünümüzü kullanıyoruz. Boyalarımız var. Boyalarımız kök boyadan elde ediliyor. Ezilerek, destezenk malzemesiyle malzemelerimizi destezenkle ezerek boyalarımızı toz halinden sıvı haline getiriyoruz. Aynı zamanda atkılı ve gül dalından yapılmış olan, ucunda görmüş olduğunuz burası atkılı, şurası da gül dalından oluşmuş olan fırçalarımızı kullanıyoruz. Yine yardımcı destek malzemelerimiz, tarağımız bulunuyor. Olmazsa olmazımız bizimiz, mutlaka şekil vermek için kullanıyoruz bunu da. Ve kavanozlarımız ve en önemlisi de gerçekten has sığır ödü dediğimiz. Sığır ödü? Evet, sığır ödü. Bunu da boyalarımızın açmak için kullanıyoruz. Peki ilgisi olanlar, sevip de böyle yapmak isteyenler için maliyetli bir sanat mıdır? Aslında şu an için malzemelerin maliyeti biraz yüksek. Daha doğrusu kendimiz geven bitkisini alıp ezip toz haline getirirsek, atkılını, gül dalını kendimiz bağlarsak o zaman biraz maliyeti düşürmüş oluyoruz. Ama hazıra gidersek her zamanki gibi biraz maliyetli olabiliyor. Biraz maliyeti yükseltmiş olabiliyoruz. Evet, evet. Başlayalım mı hocam o zaman? Tabii ki sizi alalım. Önce ben... Yok hocam, önce siz bir başlayın. Tamam. Çok merak ediyorum gerçekten. Ebru çeşidi çok fazla. Aslında yeni yeni teknikler de gelişmeye başladı. Ben görsel sanatlar öğretmeni olduğum için aynı zamanda içerisine görsellik de eklemeye başladım. Ama biz geleneksel klasik bildiğimiz ustalarımızdan aldığımız usule devam etmek istiyoruz aslında. Onun için ilk önce battal ebru yapacağım ben şu anda. Yani böyle baktığın zaman hani basitmiş gibi görünüyor ama muhtemelen yılların verdiği bir tecrübe olduğu için böyle çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz diye düşünüyorum. Ebru'da benim 13. yılım. Bu sene 13 yıl oldu. Bunun 6 ayını sadece Ebru laleyi oluşturmak için kullandım. Gerçekten evet, mi? Evet hocalarımız. 6 ay. Gerçekten sapının oluşması, üzerindeki lalenin oturması açısından bir 6 ay. Gerçek ama hakkını vererek yapmak istiyorsanız, yoksa Ebru yaptım oldu bitti tamam derseniz orada kalıyorsunuz maalesef. Anladım, anladım. Renklerin uyumu da önemli değil mi burada? Tabii koyudan açığa doğru, özellikle battal Ebru'da koyudan açığa doğru gitmemiz daha uygun oluyor. Çünkü koyu renkler ödü miktarını açamıyor. Öyle mi? Evet, açık renkler ödü daha iyi açtığı için yukarıdan... Kat kat bineceği için üst üste gelecek. Üst üste geleceği için. En son rengin daha açık daha olması. Daha açık olması gerekiyor. Çok daha mantıklı ve güzel oluyor. Evet. Şimdi yeşil mi deneyeceğiz? Şimdi yeşil deneyelim üzerinde. İlk önce böyle şey yapabiliyorsunuz. Hani bu renkler nasıl uyumlu olur diye böyle kavanozda baktığınız zaman ama orada farklı bir şey oluyor. Gerçekten görsellik oluşturuyor. Bambaşka bir dünyaya gidiyorsunuz sanki Ebru'da. Kesinlikle. Suyun her zaman için insanda bir rahatlatan özelliği vardır. Siz de bilirsiniz ya. İşin içine girdiğinizde bunu çok daha rahat görüyorsunuz. Suyla uğraşmak insanı sakinleştiriyor, dinginleştiriyor. Zaten psikolojik olarak çocuklarda da şimdi terapi anlamında kullanılmaya başlandı. Doğru. Bir renk daha koyacağım şimdi. Tamam. Sarıyla devam ediyoruz. Sarıyla devam ediyoruz. Evet. Peki bu şey fırçayla serpiştiriyoruz ya hani teknenin üstüne. Onun da bir tekniği vardır herhalde öyle değil mi? Yoksa rastgele tamamen kendisi oluşan şekiller mi bunlar? Bütün renklerin birbirine eşit oranda dağılması gerekiyor. Sarıyı buraya atarsam oradaki lacivert daha fazla çıkacak. Veya yeşili bu tarafta çok fazla olursa bu taraftaki kırmızı sırıtmış olacak tabiri caizse. Ama deneyimleyerek zannedersem bir süre sonra eşit miktarda yaymayı öğrenebiliriz. Evet, evet eşit miktarda dağıtmaya çalışıyoruz üzerinde de. Çok hoş oldu gerçekten. Şimdi bu yapacağımız battal boya, battal ebru dediğimiz ebrunun kökeni, klasiği
en dibine indiğimizdeki en temeli diyebiliriz. Hmm. Çiçekli ebruların temelini oluşturan ve taraklı ebrunun, gelgit ebrunun temelini oluşturan battal ebru, hepsinin kökünde battal ebru vardır. Şimdi gelgit ebru yapacağım. Tamam. Evet, bunu hep görürdüm zaten. Bunun gelgit yaparken ki tabii suyun üzerindeki gelgitle beraber siz de gelip gidiyorsunuz, rahatlıyorsunuz. Öyle bir güzelliği var ebrunun. Zaten burada hep böyle sağ olsun Belmek'ten de öğretmenlerimiz geliyor. Böyle değişik değişik şeyler yapıyoruz. İnanın bu el işlerinin, el sanatlarının insanı psikolojik olarak çok rahatlattığını düşünüyorum ben. Rahatlattığı gibi biz öğrencilerimiz de beraber matematikten çıkıyorlar veya fen bilgisi dersinden çıkıyorlar. Öğretmenim bizim ebru yapmamız gerekli. Yani çocuklar da haklı. Terapi gibi geliyor onlara da aynı zamanda. Ve suyla beraber dinginleşiyorlar ve duruluyorlar. Evet, çok güzel oldu. Bunu gerçekten biz... renklerini de çok hoş evet, oldu. Evet, ebrunun çeşitlerinden gelgit ebrusu diyoruz buna da. Bunu şimdi da ben üzerinden olduk. De tarak geçeceğim. Bu sefer taraklı ebruya dönmüş olacak. Tamam, eğer bunu bu şekilde aldığımda gelgit ebru olarak kalacak. Üzerinden tarak geçtiğimde taraklı ebru olarak kalacak. Bir önceki battal ebruyu direkt kağıdımıza aldığımızda o zaman da battal ebru olarak kalacak. Çok güzel. Yavaş yapmamız gerekiyor. Evet, yavaş. Çok fazla hassas ve dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Renklerin birbirine geçmemesi ve karışmaması için. Çok değişik bir şekil çıktı ortaya. Süper. Bunu bu şekilde alırsak da taraklı ebru olarak kalıyor. Ben bir şekil daha göstermek istiyorum. Tamam, yani gösterelim. Hepsini burada teknemizde elde etmişken aynı zamanda şal ebrusuyla devam edeyim. Tamam. O da çok daha farklı. Yine o şekilde alırsak da şal ebrusu olarak şal geçiyor. Ebrusu. Evet. Bütün tekniklerin bir ismi var yani. Kesinlikle. Hepsinin bir ismi var. Ve her birisini yaklaşık olarak öğrenmek, daha doğrusu yerine oturtarak öğrenmek. Bir 5-6 ayınızı alabiliyor. 5-6 ay. Ama aslında hani... çok uzun bir süre değil. Yani bana kalırsa çünkü gerçekten faydalı bir iş yapıyorsunuz. El sanatları dediğim gibi az önce de hem insanın psikolojisine iyi geliyor hem de ortaya güzel bir eser çıkartmış oluyorsunuz. O yüzden 5-6 ay bir ömürde çok uzun gibi gelmedi bana. Ben üniversite yıllarımda ebru ile tanıştım. Gazi mezunuyum. O zaman sadece tek seferlik olarak, tek ders olarak görmüştük ebruyu. Öyle mi? Sadece el sanatlarında, elimizin sanatı olarak da görmemiz açısından öğretmişti hocalarımız. Fakat sonradan benim bunu ilerletmem, geliştirmem, kendime has bir yöntem bulmam gerektiğini düşündüm. Ve temelinden itibaren almaya da gayret gösterdim. Sanırım son yıllarda daha çok artık ebru sanatına ilgi arttı gibi geliyor değil mi? Biraz daha fazla arttı. Özellikle öğrenci çocuklarımızın terapisi konusunda veya rehabilitasyon merkezlerinde bu şekilde ilerlemeler yapılıyor. Bir de ebru sanatı herkese hitap ediyor. Evet. Yani herkes çok seviyor. Öğrendikten uğraşmak. Sonra rahat bir şekilde evimizde de değil mi? Evimizin bir köşesinde de rahatlıkla yapabileceğimiz bir sanat. Evet, kendimize ait bir odamız veya ufak da bir olsa köşemiz oluşturduğumuzda o zaman rahatlıkla ebruyu yapabiliriz evimizde. Bu şal deseniydi değil mi hocam yaptığınız? Şal ebrusu. Şal ebrusu çok güzel oldu gerçekten de.